Spordayım'dan herkese mutlu günler. Bugünkü konuğumuz Rabia Özışık. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Dilerseniz sizi tanıyarak başlayalım. Rabia Özışık kimdir? Elbette. 1980 Bursa doğumluyum. Türk Dili Edebiyatı öğretmeniyim. Aynı zamanda Bursa'daki tek bayan hakem benim. Bu yılda baş hekemliğe kadar yükseldim. İki kız çocuk annesiyim bu arada. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Ben normalde program açarken spor dalını da söylerim ama bilerek söylemedim. Çünkü hakemliğinizin yanında bir de hoca edebiyat öğretmenliği yapıyorsunuz, eğitimcisiniz. Biraz bundan bahsedelim, eğitim hayatınızdan bahsedelim. Nasıl geçiyor dersler, günler? Gayet keyifli. Gençlerle bir arada olduktan sonra ha öğretmen olmuşsunuz, ha hakemlik yapmışsınız. Aslında aynı duyguyla hareket ediyorsunuz. 10. yılım bu yıl Türk Dili Edebiyatı öğretmenliği olarak. 8 yıldır da Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeyim. Sizin de mezun olduğunuz okulmuş herhalde. Bu arada araya gireyim. Ben ve kameraman arkadaşım Ulaş Enis Usanmaz da biz de bu okuldan mezun olduk. Bu ayrı bir duygusallık var bizde de. Kuşkusuz tahmin edebiliyorum. Program saatinden çok önce geldik ve bayağı bir okulu gezdik. Anılarınızı tazeledik. Anıları da tazeledik. Bunu da dipnot olarak ben söyleyeyim. Çok güzel. Bu devam. Anlamda ben de ayrıca mutluluk duyuyorum. Tabii şöyle bir tesadüf de var. Bu okul benim babamın emekli olduğu, babam da öğretmen, bir öğretmen çocuğuyum ben, emekli olduğu okul. Yıllar öncesinde lise çağlarımda babamı ziyarete gelirdim bu okula ama 20 yıl sonra aynı okulda görev yapacağımı hiç düşünmezdim. Hayatın güzellikleri diyelim. 8 yıldır da burada bilfiil Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapıyorum. Hocam şimdi eğitimin yanında bir de siz baş hakemsiniz ve çok zor bir spor dalı aslında ve çok bilinmeyen. Aslında 100 ülkede yapılan ama doğrudur. Çok da bilinmeyen bir spor, bilek güreşi. Hakemliğe nasıl karar verdiniz? Sizi buna iten etken neydi? Söyledikleriniz çok doğru. Aslında çok bilinmeyen kısmına belki bir parça katılmayabilirim. Çünkü 2017 yılı itibariyle okul sporları bağlamında çok hızla yükselen bir spor dalı oldu. Olimpik bir spor değil. Tamamen bireysel. Ancak okul sporları alanı başka bir forma taşıdı. Daha kıymetli hale getirdi. Kuşkusuz bilfiil uğraşan arkadaşlarımız, sporcularımız vardı ama okul sporları mantığıyla artık bilek güreşi kendini buldu. Benim bu sürecim nasıl gelişti? Aslında şöyle, okulda görev yaptığım bir diğer beden eğitimi öğretmeni arkadaşım sporla ilgileniyor ama ileri seviyede. Çok da kıymetli biri Okan Yılmaz. Kendisi bana kendi spor salonunu önermişti. Birkaç kez gittim ve spor salonunda kendimi çok iyi hissettim. Terapi niteliğinde. Yani edebiyatla uğraşıyorum, sanat var hayatımda, öğrencilerle bir aradayım. Eğitimin ve onun sağladığı konforun içerisindeyim. Ama bazı hususlarda, bunları ayrıca belirteceğim, bana çok iyi hissettirdi kendimi. Bir iki böyle spor salonuna girmelerle, gitmelerle bir spor yolculuğu başladı. Ben aynı zamanda kendi federasyonumuz olan Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu'nun ikinci kademe fitness antrenörüyüm. Büyük sınavlardan geçtik. Hem yazılı hem uygulama. Çok çalıştım, çabaladım. Büyük yolculuklara katlandım. Yani bir aile hayatımın olması, çoluk çocuk sahibi olmam gibi ayrıca yükümlülüklerim vardı. Bunlarla birlikte önce fitness antrenörlüğünü aldım. Daha sonra yan branşımız olan bilek güreşi alanındaki birkaç sınava girdim. Baktım başarıyorum, yapabildiğime de inandım. Yazılı sınavları çok yüksek notlarla geçtim. Arkasından uygulama sınavlarını da baktım hallediyorum. Sonrasında hakemlik sınavlarına bilfiil katıldım. Önce aday hakemlik süreciyle başladı. Daha sonra il hakemliğine yükseldim. Hatta geçen yılda Türkiye Şampiyonası'nda görev aldım. Bursa'da tek görev alan hakem benim. Yani hem bayan hakem olmamın yanında büsbütün Bursa ekibindeki diğer erkek arkadaşlarımızla birlikte yer alan o ekibin içinde tek görev alan hakem olarak Türkiye Şampiyonası'nda da yerimi aldım. Bir Bursalı olarak da onun onurunda yaşadım. Hakem olmaya karar verdiniz. Eve geldiniz. Bunu ailenize mutlaka paylaştınız. O an ilk tepkileri size ne oldu?
Şimdi bu tarz sorularla ben çok karşılaşıyorum. Gerek öğrencilerden, gerek dost arkadaşlarımızdan. Ama olumlu ya da olumsuz mahiyette bir duyguyu belirtmek yanlış olur. Tepki şöyle, şaşkınlık. Ama hani neden bilek güreşi şeklinde bir şaşkınlık? Onun dışında şey yok. Yani Rabia Özışık'ın yapamayacağı ya da aklına koyduğunda halledemeyeceği bir şey yok algısı bütün arkadaşlarım, dostlarım, eşim, çocuklarıma kadar vakıf bir duygudur. Aklıma bir şey girmeye görsün, yaparım. Ya şimdi şöyle de bir şey var. İki meslek dalını bir arada götürmek de zordur. Hem eğitimcilik, burada öğrencilerinizle az önce de gördük. İyi bir ilişkiniz var. Hakemlik ikisi bir arada zor olmuyor mu? Şöyle, hakkıyla yaptığınız her iş aslında zordur. Hakkıyla yaparsanız eğer. Ama severek yaparsanız, işin içine sevmek duygusu girerse o zaman öğretmenlik de olsa, hakemlik de olsa çalışıyormuş gibi hissetmiyorsunuz. Zaten sevdiğiniz bir alandasınız. Kendi konfor alanınızı oluşturmuşsunuz. O anlamda benim için işler çok güzel akıyor. Ben daha çok böyle keyif biriktiriyorum, yeni heyecanlar biriktiriyorum. Kendi adıma zor dersem yanlış bir ifade kullanmış olurum ama kolay değil diyelim. Yani birileri bir şey yaparken hani yaptı, halletti, işi oluruna koydu gibi ifadeler kullanılıyor ama o bir süreç. O süreçte elbette başarı merdivenleri el ceplerde gidilmez denir ya. Evet. Pek öyle olmadı. Genelde hep insanlar vardığım yere odaklanıyorlar. Kolay olmuyor ama zordur demek benim çok tercih edeceğim bir kelime olmazdı herhalde. Keyifli, heyecanlı, kolay olmayan bir süreç diyelim. Az önce biraz bahsettik ama tekrar ben o konuya dönmek istiyorum. Bilek güreşi neden? Yani farklı spor dallarında da hakem olabilirdiniz. Tabii şöyle. Sizi etkilen bir şey mutlaka olmuştur. Kuşkusuz zaten içinde bulunduğum federasyon Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi. Aslında fitness'la birlikte hareket ettiğimiz bir alan. Yani bilek güreşi başka bir federasyonun, başka bir alanın sporu değil. Bu bağlamda fitness'la birlikte zaten hayatımdaydı bilek güreşi. Ama asıl etken şu ki bulunduğum çalışma alanım olan Mimar Sinan Meslek Lisesi'ndeki pek çok öğrencimin bana bu konuda katkısı olmuştur. Beni heyecanlandırmışlardır. Onların o heyecanını, o güç gösterilerini görmek beni teşvik etti. Sınav günü, uygulama sınavı gittiğim zaman tek bayan olduğumu ben de bilmiyordum aslında. Hani pek çok başvuru olacaktır diye düşündüm. Oturmak için yer aradığımda sağıma baktım erkek arkadaşlar, soluma baktım erkek arkadaşlar. O gün sadece katılan bendim. Tek taliplisi olarak o günkü hakemlik sınavını geçtim. Peki anladığım kadarıyla sınavla hakem olunabiliyor bilek güreşinde. Tabii tabii. Peki başka şartlar aranıyor mu? Tabii lise mezunu olma şartı aranıyor. Spor camiasından herhangi bir durumda şartta ceza yememiş olmanız gerekiyor. Sağlık kontrollerinden geçiyoruz. Onun haricinde bir de yazılı sınavlarımız ve uygulamalı sınavlarımız var. Bunlar zaman zaman bizim şehrimizde de yapılıyor ama çoğunlukla İstanbul, Ankara ve İzmir merkezi ve ülkenin çeşitli bölgelerinde zaman zaman eğitimlerden geçiyoruz. Ve hatta bir eğitim de yetmiyor. Hem yükselmemiz için hem de kendimizi daha iyi noktaya, eksiği tamamlamak ve tecrübelerimizi arttırarak yola devam edebilmemiz için zaman zaman terfi sınavlarının haricinde vize sınavları dediğimiz hem sempozyum şeklinde hem de yeniden uygulama sınavları şeklinde bir süreçten de geçiyoruz. Yani ben bir kere hakem oldum ve mevzu bitti. Bundan sonra işime bakarım şeklinde bir mantalite yok. Sürekli kendini yenileme, yeni kurallar geldiyse onlara uygun hareket etme, bulunduğumuz şehrin dışında pek çok şehirde turnuvalarda kendimizi gösterme şeklinde süreç devam ediyor aslında. Peki hakemlik kariyeriniz devam ediyor ve tek kadın hakemsiniz. Evet, hatta il hakemi olarak şu anda go-kartım il hakemi. Ve baş hakemsiniz. Evet, şehrimin de baş hakemi olarak bu yıl görev alıyorum. Bir kadın olarak bu kadar erkek hakemin olduğu bir yerde zorluklarını yaşıyor musunuz? Şimdi spor camiasında kadın olmanın hem zorluğu hem de ödenen bedelleri oluyor. Ama ben kendi adıma
bunu ısrarla belirtmek isterim. Hiç zorluk yaşamadım. Neden? Şöyle bir ayrıcalığım oldu. Bursa'da yaklaşık yani 10 kişiyle başladık. Şimdi bir 17-18 kişilere kadar çıktı bir bilek güreşi hakem grubumuz var. Ben bu arada Merkez Hakem Kurulu'ndayım. Bursa Merkez Hakem Kurulu'ndayım. Bu arkadaşlarımızın işte 17 kişi ise 16'sı erkek. Sadece ben bayanım. Genel olarak hep değer gördüm. Sanırım o tek olmanın verdiği yahut bilek güreşinde hakem olan diğer hocalarımızın, abilerimizin o nezaketi bana sirayet etti. Genelde hep böyle gözetlenip kollanan bir hakem oldum. Yani şehrimde hep değer gördüm. Zorluk çektim dersem çok haksızlık etmiş olurum. Bu konuda hem il spor müdürlüğü hem de bilek güreşindeki diğer hakem arkadaşlar ve sporcular da buna dahil yani hem kendi okulumun hem diğer okulların sporcuları kız ya da erkek yahut onları yetiştiren diğer okullardaki antrenör arkadaşlarımız, beden eğitimi öğretmeni arkadaşlarımız bana hep kıymet verdiler. Onlara buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Bana bu iyi hisleri de sağladıkları için yapabileceğime bir kez daha inandırdıkları için zaten bu bağlamda zannediyorum Ankara'daki Merkez Hakem Kurulu'nun da kararıyla bu yıl baş hakem olarak göreve de başladım. Ya bu durum hem sizin için hem de hakem camiası için evet. Sevindirici aslında. Doğru. Rabia doğru bir tespit. Özışlığa göre bir hakem gözünden bilek güreşi nasıl bir spor? Her şeyden önce aslında hırsın ve egonun girdiği bir spor bakıldığında. Ama o rekabet duygusu o masada başka bir hal alıyor. Yani kaç yaşında olursak olalım, o sporcunun gözünde o egoyu, hırsı görmek bir taraftan ürkütmekle beraber beni, bir taraftan da bunu aslında spor anlamında o masada göstererek biraz daha ehlileşmiş, belli bir tevhidi tedrisattan geçmek denir ya, terbiyeden geçerek o masada o zaferi elde etme duygusu, o süreci beni çok mutlu ediyor. Ben bu anlamda bilek güreşinin bir de bireysel anlamda kendini gösterebiliyor olmasıyla sporcunun çok değerli buluyorum. Yani diğer spor alanlarından bir futboldan bir voleyboldan bir işte basketbolun haricinde onlar hep takım oyunlarıdır çünkü. Hı hı. Ama burada bilfiil kendiniz olarak kendi gücünüz, kudretiniz ve kuvvetinizle o masada o rekabeti yaşamak ve bir hakem olarak bunu benim izliyor olmam çok çok keyifli. Hocam bilek güreşi kaç hakemle yönetiliyor? Aslında sistemimiz şöyle. Bilek güreşi bir masanın etrafındaki iki sporcunun, bir masa hakeminin ve bir yan hakemin yer aldığı bir spor. Hakem babında konuşursak bir masa hakemimiz var. Ön taraftaki görüntüyü ve müsabakanın ön izlemini hazırlamak üzere. Bir de yan hakemimiz var. O da masanın diğer tarafında. Ola ki masa hakeminin gözünden kaçacak olan olası bir durumda müdahale etmesi için iki hakem yeterli oluyor. Bir hakem bir günde ya da bir haftada kaç maç yönetiyor? Aslında hiç öyle ölçülü hareket etmiyoruz. Burada rakamları belirleyen tamamen sporcu sayısı, bulunduğunuz şehirdeki turnuva günleri, yani il spor müdürlüğünün belli bir takvimi var. Bize ne kadar görev verirlerse biz o görevi hiç herhangi bir sayıya hatta zamana. Ben çünkü geçen yıl Türkiye Şampiyonası'na Eskişehir'e gittiğimde sabah 8 itibariyle mesaimiz başlardı. Gece 11-12'lere kadar bilfiil maçlar devam ediyordu. Kendi şehrimizde sabah 9 gibi başlıyoruz. Baş hakem olarak genel bir toplantı yapıyorum antrenörlerle. Sonra sporcuları bilgilendiriyoruz. Ve sonrasında katılan öğrenci, kız ya da erkek sporcu şeklinde belli bir rakamını belirledikten sonra süreç bizi rakamlarla değil tamamen zamanlamayla aslında yönetiyor. Yani burada bir rakam vermek çok doğru olmayabilir. Gün itibariyle biz mesaimizi tamamlıyoruz. Hocam o konsantreyi ve enerjiyi nasıl yani akşama kadar götürebiliyorsunuz? Şöyle aslında hem işte eğitimci olmamın, bunun yanında anne olmamın, bunun yanında üzerine fitness'la ve ikinci kademeye kadar çıkabilecek olmamın, üzerine hakem olmamın ve hatta baş hakemliğe kadar yükselmemin temelinde aslında bu enerji yatıyor. Kendi adıma konuşuyorum. Bunu çok açık yüreklilikle söyleyebilirim. Ben yaşam enerjisiyle dolu bir insanım aslında. Yaşamla kurduğum bağ bu yönde. İnsanı seviyorum.
büsbütün insanın içinde olduğu her alanı seviyorum. Bu okul oluyor, yeri geliyor işte spor salonu oluyor, yeri geliyor bir bilek güreşi sporunun masası oluyor. Tabii bunun yanında beslenmelerimize de dikkat ediyoruz. Diğerleri gibi, çünkü sporcular ve diğerleri olarak ben insanları ayırıyorum. Biz bazı şeyleri gerçekten feda ederek yol alıyoruz. Yani uykumuzla, beslenmemizle diğer yaşayan insanlardan farklıyız. Şöyle farklıyız, tertipli, düzenli ve disiplinli bir yaşam. Ben bunun yanına kendi enerjimi de ekliyorum. Hayatı sevme halimi, biçimimi de ekliyorum. O da bana şenlik katıyor. Doğal olarak hani işlerim yolunda akıyor. Çok yavaşlığı sevmiyorum. Hızlı olmayı demiyorum. Yavaş olmaktan haz etmiyorum. Bir de bir eğitimci babanın kızı olmanın belki getirisiyle zaman yönetme sanatımız var. Yani eğer zamanı iyi yönetirseniz çok şey yetiştirirsiniz. Çünkü süreç sizin için de 24 saat şeklinde işliyor. Bana da 24 saat şeklinde işliyor. Ben sadece onun yönetimini çok aklı başında, tertipli, düzenli, adına disiplin dediğimiz şey bu. Bu şartlarda gerçekleştiriyorum. O enerji aslında biraz da tabii sevmek. Yani işimi seviyorum, yaşamı seviyorum. Hepsi bir bütün olunca pek çok şeyi hizaya getiriyorum aslında. Zihin, beden ve yürek aynı hizada olunca benim işlerim de çiçekleniyor. Öyle diyebilirim. Bir sporcu kaç defa aynı gün yarışabilir? Ya da siz hakem olarak bir sporcunun kaç maçını yönetiyorsunuz ya da yönetebiliyorsunuz? Bu tamamen baş hakem olarak benim kararıma bağlı olarak geçiyor. Bir hakemin kaç maçı yönetebileceği. Çünkü orada belli biz görevlendirmeleri yapıyoruz. Dediğim gibi sporcunun sayısıyla maç sayısı da belirleniyor. Şunu sordum hani... Bir sporcu iki kere, üç kere aynı hakemle çıkabiliyor mu çıkabilir. Maça? Çıkabilir. Yani onun maçını tamamen ben yönetebilirim. Hani rakiplerden hani bir itiraz geliyor mu? İşte hep aynı hakem bu sporcu maçını yönetiyor. Yok, hakemlere dair herhangi bir öyle aynı bir hakem şey olması yönünde itiraz gelmez. Ama bizim sistemimiz şöyle bir süreç işliyor. Eğer ola ki bir maça itiraz etme durumu söz konusuysa, antrenörünün ya da işte okul ekibinin, maç esnasında sporcu masada kalmak şartıyla video kaydı da eğer varsa desteklenerek sporcunu yetiştiren kişisel antrenörüdür yahut okul antrenörüdür. Federasyona ve il spora gerekli dilekçeyi yazıp belli bir ücret meblağ karşılığında itiraz ediyor. Eğer ben baş hakem olarak hakemlerimle görüşüyorum o esnada, masa hakemlerimle, bir hatanın olup olmadığı yönünde onlardan onay alıyorum. Onlar eğer herhangi bir hata yoktur derse, maç olduğu gibi kabul ediliyor. Eğer bir hata olduğuna kendileri de kanaat ederlerse benim onayımla birlikte maçın tekrarını sağlıyoruz. Bu hususta ben kendimle ilgili şunu vaat ediyorum sporcuya ve bilek güreşi ile ilgilenen antrenör ya da okul ekiplerine. Benim adaletimden şüphe duyulmasın. Benim çünkü hakemlikle ilgili ilk sınırım adalet. Yani orada kimin yarıştığı ile ilgilenmiyorum. Müsabakaya kendi kızım da çıkıyor. Kendi kızımın da maçlarını yönetiyorum ama masada kimin yarıştığına odaklanmıyorsunuz. Tamamen teknik ve süreç kendiliğinden işliyor zaten. Hocam biz şimdi futbol ve basketbol, voleybol daha çok izlediğimiz için hakemlere yapılan tepki hepimiz biliyoruz. Siz de biliyorsunuz. Evet. Size gelen en ağır tepkiler nasıl oluyor? Yani hiç ne diyorlar size? Hiç ağır bir tepki almadım. Bu süreçte yaklaşık... İtiraz diyeyim. Tepkiden kasıt itirazlar. İtirazlar oluyor. O esnada zaten eğer video kaydı varsa bizim kendi gözümüzden kaçırdığımız şahsen yahut Bursa Bilek Güreşi hakem ekibi olarak... Kim masa hakemi ise yahut kim yan hakemse videolarda eğer ola ki kendimizle ilgili bir hata varsa zaten hemen maçın tekrarını sağlıyoruz. Ama herhangi bir hata gözükmüyorsa video desteği şarttır çünkü. Yani göz kararıyla yahut birisinin söylemiyle bu hareketi sağlamamız mümkün değil. Ama ben baş hakem olduğum bütün turnuvalarda zaten masaların etrafındayım. Bilfiil yönettiğim maçlarda da mümkün mertebe dikkatimi kolluyorum. Bunun için oradayız zaten. Diğerlerinden daha dikkatli olmak için. Diğerlerinden daha önde hareket ederek reflekslerimizle, gözümüzle, davranışlarımızla masanın etrafında gerektiğinde dönerek yahut masanın başındaysak, yan hakemde olsak
pür dikkat işimizi yapıyoruz. Bir sporcunun diskalifiye olma durumu söz konusu olur mu? Yani şimdiye kadar hiç o tarz bir durumla karşılaşmadık. Ve ne yaparsa diskalifiye kurallarında neler vardır mesela? Yani çok büyük saygısızlık yapması gerekli yahut karşısındaki sporcunun hakarete varacak şekilde moralini bozması, yüksek sesle bunu dillendirmesi. Ama onun dışında bizim sporumuzda ben o tarz çirkinliklerle hiç karşılaşmadım. Yani ne sporcunun sporcuya karşı böyle bir durumu söz konusu. En azından şehrimizde. Türkiye Şampiyonası'nda birkaç parça denk geldi ama hemen Merkez Hakem Kurulu gerekli ölçülerde uyarılarını yaparlar. Uyarıda eğer geri adım atarsa normal turnuva süreci devam eder ama geri adım atmayıp saygısızlığa varırsa iş, yani egolarımız, kontrol edemediğimiz o ego, hırsımız devreye girerse zaten o masada sporculuğuna devam etmesini ben çok mantıklı bulmuyorum. O süreçte hemen diskalifiye durumu söz konusu olabiliyor. Bilek güreşinin kuralları nelerdir? Arkamızda gördüğümüz masalar ki onun farklı bir ismi var mı bilmiyorum. Yok, bilek güreşi masası şeklinde. Diyoruz. Kendi spor sürecimize göre tasarlanmıştır, hazırlanmıştır. İşte dirsek pedleriyle, tutamaklarla birlikte belli teknik ölçülerle belli yerlerin hazırladığı masalarımız var. Aslında bilek güreşinin diğer spor dalları gibi sıralanabilecek böyle listeler halinde bir kuralı yok. 3-5 kuralımız vardır ama serttir, nettir ve şeffaftır. Onlar nelerdir mesela? Bildiğiniz takdirde süreci sporcu da olsanız, hakem de olsanız gayet rahatlıkla sürdürebilirsiniz. Bir kere bilek güreşi itme değil çekme sporudur. Herkes bileği çekip rakibini indirdiğini zanneder. İçinde olmayan herkesten bahsediyorum ama aslında çekme ve indirme sporudur. Omzun, sırtın, ön kolun ve hatta büsbütün vücudun da denilebilir. Devreye girdiği bir spor. Masa başına geldiğimizde belli kuralları var tabii ki. Hakem komutundan önce müsabakaya başlarsa bir sporcu, bu onun için pek hoş olmaz, uyarı alır. Dirsek pedinden kolunu kaldırmasıyla birlikte bir faul olur. İki faul olursa karşı tarafa maçı verir. Üçte ikilik dediğimiz bir pozisyon var. Dirsek pedine yakın bir pozisyon. Eğer o pozisyona yakın elini kaçırırsa karşı tarafa maç verir. Yahut tehlikeli pozisyon dediğimiz, benim çok önemsediğim, diğer bilek güreşi hakemleri arkadaşlarımızın da ve hatta antrenörlere özellikle tembih ettiğimiz tehlikeli pozisyon durumunda müdahale ederiz. Hem masa hakemi olarak hem baş hakem olarak. Çünkü istemediğimiz sahnelerle de karşılaşabiliriz böyle bir durumda. Maçı durduruyoruz. Onun dışında dediğim gibi böyle uzun uzun listeler halinde kurallarımız yok. Sakin, temiz, nezih ve şeffaf kurallarımız var. Biz zaten maçlarımızı federasyonun hazırladığı bir bilgisayar programı sistemiyle hallediyoruz. Fikstür hakemlerimiz fikstürleri girerler. Sıkletlere uygun sporcularımızın rakipleri belirlenir. Her şey şeffaf işler. Yani insanların aklına, antrenör, ebeveyn yahut sporcunun kendisine, zihnine düşebilecek bir şaibeden uzak çalışıyoruz. Bir de bilekleri birbirine bağlama durumu var. O ne işe yarıyor? O bağ maçı dediğimiz, eğer sporcularımız masada karşılaştılar. Süreç normal seyrinde gidiyor. Giderken olası bir elden ele kayma durumu yaşanırsa bağ maçına gidilir. Bağ maçında rakibin elleri, hakemin belirlediği ölçülerde bizim eğitimlerimizi aldığımız şekliyle bağ yapılır. Ve bağ şeklinde maç devam eder. Süreç böyle işliyor. Ya o bağ gösterdikten sonra maçın bağ gidildiğini, bağ evet, maçına evet, gidildiğini sporcular anlıyor zaten. Hakem olarak bağ gidileceğini zaten biz maç esnasında kısmen anlıyoruz ama tabii bu bizim için de bir şey oluyor. Nasıl diyelim? O esnada müdahale etmemiz gereken bir duruma dönüşüyor. Eğer bir kayma durumunu hissedersek, eğer 3'te 2'lik kuralın dışında bir kaymadan bahsediyorum, 3'te 2'lik kayma olursa orada bir kasıt anlaşılır. Bazı sporcularımızın kısmen kendilerinin de uyguladığı bir durum. Direkt bağ maçına gideriz ve sonrasında süreci kendisi belirler zaten hangisi kazanacaksa. Maç esnasında konuşma yapıyor mu? Yani konuşma derken şöyle işte, hani az önce de duyduk go falan, terimler falan oluyor mu? Komutlarımız var tabii. Önce masaya sporcularımızı çağırdığımızda
tokalaşmalarını rica ederiz ama bunu tercih etmeyen sporcular da oluyor. Masaya geldikleri zaman tutuşmaları için ricada bulunuruz. Tutuştuktan sonra benim komutumu beklemek zorundalar. Ready ve go ifadelerini kullanıyoruz. Go sesini duydukları anda maça başlayabilirler anlamına geliyor. Hocam bilek güreşinin bir yaşı, kilosu ya da işte kategorisi var mı? Yani neye göre rakipler seçiliyor? Aslında bizim sistemimiz tamamen sıklet üzerinden. Kilo bazında rakiplerimizi belirliyoruz. Aksi zaten mümkün olmazdı ama yaş sınırımız yok. Çok küçük yaşlarda eğitilmeye başladıktan sonra sporcularımızı ortaokul, lise çağlarında, üniversiteliler için, işte bedensel engelli vatandaşlarımıza kadar hepsiyle masada buluşuyoruz aslında. Peki Rabia Özışık aynaya baktığında, öz eleştiri yaptığında nasıl bir hakem? Yani bunu daha evvel de belirttim ya, adaletimden şüphe duyulmasın. Yani çok büyük hatalara düştüğümü düşünmüyorum şimdiye kadar ki hakem geçmiş şimdi göz önüne aldığımda. Yapmamak için elimden geleni yapıyorum. Yani diğer bütün işlerimde olduğu gibi mükemmeliyetçi değilim ama en az hasarla ve en iyi haliyle bir iş nasıl halledilirse ona kuruluyorum. Mahcup olmayacak kadar elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Bunun için çok çabalıyorum. Olağanüstü bir mahcubiyetle karşılaşmadım şimdiye kadar dediğim gibi. Olumsuz bir şey söylemek insanın kendisine karşı ne kadar doğru olur bilemedim. Aslında kendime karşı çok acımasız biriyimdir. Yani en büyük eleştirileri ben yaparım ki başkasının yaptığı eleştiriden de çok da böyle yıkılırcasına etkilenmem. Çünkü zaten kendi ayarımı kendim vermişimdir. Ama dediğim gibi bütün diğer işlerimde de kafamda oluşturduğum sistemim şu. Mümkün mertebe en az hatayla, en temiz haliyle bu işi ben nasıl hallederim? Yani elimde tek bir okum var. Bir hedefe odaklanıyorum. Hata yapmadan onu o hedefe ulaştırma mantalitesiyle, yani bütün sistemi bu mantık zeminine oturtarak masanın başında bir hakem olarak görev alıyorum. En unutamadığınız müsabaka mutlaka olmuştur. Yani aklınızda kalan var mı öyle müsabakalar? Benim ilk görev yerim Çanakkale'ydi. Yani hakemliğe başladığım, il hakemliği go kartımı aldığımda ilk görev yerim Çanakkale'ydi. Çanakkale'nin köylerinden dahi oraya çıkıp gelmiş köy okullarından ortaokul öğrencileriyle yaşadığım o günü ve yaptığımız maçları hiç unutmuyorum. O çocukların heyecanları, o heyecanın içerisine biraz o rekabetin girmesi, hırsın girmesi, bir taraftan da eğleniyorlar ama kazanmanın arzusu, madalya hayali. Pek çok işte olduğu gibi hani o ilk yaşanmışlık hep hafızamda yer alacak. Ama onun dışında Türkiye Şampiyonası da benim için çok büyük bir heyecan ve tecrübeydi. Yani orada muazzam bir dünya vardı. Yaş sınırsız görüntüler, onlarca hakem arkadaş. Yani aç, susuz kaldık o bütün maçları yetiştirebilmek adına. Çok ilginç duygular havada uçuşuyor. Bir taraftan bezginlik var, bir taraftan gayret hali var, bir taraftan zafer edası. Çok çok güzel ortamlardı ama ilk hani böyle unutamadığım diye söyleyebileceğim o Çanakkale turnuvası hep hafızamda. Peki Rabia Özışık kariyer hedeflerini göz önüne alırsa bundan sonra neler yapmak ister? Hakemlik bazında bizim il hakemliğinden sonra ulusal hakemliğe ve sonrasında da uluslararası hakemliğe kadar önümüz açık. İl hakemliğinden sonra ulusal hakem olabilmemiz için bir şart var aslında. İki kez Türkiye Şampiyonası'na katılmak gerekiyor. Yani iki kez Türkiye Şampiyonası'nda görev almış bir hakem olmanız gerekiyor. Sonrasında Merkez Hakem Kurulu'nun da değerlendirmesinden geçerek go kartınızı yükseltiyorsunuz. Şu an için benim ilk hedefim o. Bu yıl henüz yapılmadı Türkiye Şampiyonası. Ben geçen yıl bir tanesinde bulundum. Bir sonraki şampiyonada yer alıp ilk hedefim ulusal hakem olmak yönünde. Sonrasında uluslararası hakemliğe de çıkarak gidebildiğim kadar gidip yeni rotalar, yeni heyecanlar, yeni insanlar, yeni arkadaşlıklar, yeni sporcularla yeni heyecanlar peşindeyim. Eğitimcilik ve hakemlik, bunları bir kenara bırakırsak,
özel yaşantısında Rabia Özışık nasıl biridir, neler yapar, hobileri nelerdir, fobileri nelerdir? Biraz da bunlardan bahsedelim. En başta söylemiştim, iki kız çocuk annesiyim. Onları bir taraftan tertipli, düzenli yetiştirmeye çalışıyorum. Anneliğimi doyasıya yaşıyorum. Onun yanında ikinci üniversitem fotoğrafçılık ve kameramanlık. Ben çalıştığım okulda aynı zamanda fotoğraf kulübü eğitmenliği yapıyorum. Pek çok yarışmaya öğrenci hazırlıyorum. Fotoğrafçılıkta da kendi alanım yansıma. Pek çok kategorimiz var. Fotoğrafçılıkta yansıma kategorisi benim alanım. Öğrencilerimi de bu hususta yetiştiriyorum ama pek çok kategoride eğitimlerini veriyorum. Hı hı. Sonrasında yarışmalarla birlikte onlarla da güzel işler çıkartıyoruz. Bursa liseler arasında pek çok yarışma düzenlendi ve hepsinde birinciliklerimiz, ikinciliklerimiz, üçüncülüklerimiz, göğsümüz kabarık. Onun yanında kayak yapmayı seviyorum kış mevsiminde. Seyahat etmeyi çok severim. Ülkemin neredeyse gitmediğim şehri yok gibi. Bundan sonrasında işte paranın ve zamanın da eşit şartlarda benimle var olmasıyla yurt dışı planlarım da var. Seyahat etmenin insana çok şey kattığını düşünüyorum. Yaşamla kurduğum bağın arasında o öğrenme duygusunu hem gezerek yaşıyorum hem insan görerek yaşıyorum. Sadece mekanları görmek yetmiyor. Oranın insanlarıyla bilfiil sokaklarında gezerek bir şehri büsbütün o yaşanmışlığı üzerime almaktan büyük bir haz duyuyorum. Onun dışında evimin bir odası kütüphane. Kitaplar benim için çok kıymetli. Babamın mirasını zaten aldım. Kendi evimde bir odamı kütüphaneye çevirdim. Okumak da bambaşka bir dünyanın içerisine. Edebiyat aslında insana hayat katlanmayı öğretiyor. Yani bu kadar acılı, sancılı, zahmetli yaşamların içerisinde kendinize bir yol, yer buluyorsunuz. Kendi neşenizi kendiniz yaratıyorsunuz. İbrahim Tenekeci isimli bir şair var. Onun söylediği gibi ben her yeni güne 0 kilometre bir gün olarak bakıyorum. Giriyorum ve ortalığı karıştırıyorum aslında. Şu vardı benim hep zihnimde, çok genç yaşlarımdan itibaren hayatımda 3 temel şey olmalıyı hep zikrettim. Sanat, edebiyat ve spor. Sporu bilek güreşiyle ifade ettim. Kendime bunu öğrettim. Sanatı fotoğrafla ruhumu döktüm. Edebiyatı da mesleki olarak bilfiil yaşayarak, paramı da kazanarak, gençlerle, hepsinin ortak noktası gençlerle bir arada olarak aslında kendimi de dinamik ve dinç hissetmenin yolunu, yöntemini geliştirdim. Yani daha özele inersek bir araba tutkunuz da var, bunu evet, da biliyorum. Evet, bu nereden geliyor? Hız tutkusu demek daha doğru olur. Çok küçük yaşlarda tabii iki erkek kardeşle büyümenin de getirdiği bir durum diyebiliriz. Hızı seviyorum. Rahatlatıyor. Bir terapi yöntemi olarak görüyorum. Ses sistemi olmayan arabaya binmiyorum diyebilirim. Her satın aldığım arabama mutlaka ses sistemimi döşetiyorum. Sonrasında kendimi yollara bırakıyorum. İnsanın kendini iyileştirme için bazı yöntemleri olmalı. Çünkü hayat gerçekten pek çok şartta çok zor. O zorlukla baş etme yöntemlerimden bir tanesi. Ben insanın eğer yükünü azaltamıyorsa sırtını kuvvetlendirmesi gerektiğinden yanayım. Kendi sırtımı kuvvetlendireceğim pek çok alan keşfettim. Yapabildiğim kadarıyla, eğlenebildiğim kadarıyla. Bu da onlardan bir tanesi. Farklı bir spor dalı seçmenizle birlikte kadınlar işte saçlarını kestirir, boyatır, alışverişe gider ama siz araç, araba tutkusu, hız tutkusu özellikle. Hani bazı kadınlar mutfakta işte yemek yaparken mutlu olur. Sizin tek tutkunuz araç gibi duruyor. Araç, yani arabayı seviyorum, fotoğraf evet. çekmeyi seviyorum, seyahat etmeyi seviyorum, işimi seviyorum, öğrencimi seviyorum. Sevdiğim için de bu yaşadıklarım benim için hani bir kaçış yeri değil aslında. Bunun ben olma hali. Yani ben depresyona girecek vakti bulamıyorum. Uykum geliyor zaten. Yani bu kadar koşuşturmanın içerisinde evet. benim lüzumsuz işlere ayıracak vaktim yok. Mıymıylanmayı sevmiyorum. Herhangi bir kriz anında, şimdi diyebilirsiniz hiç mi olumsuz bir şey yok hayatınızda? Elbette pek çok sıkıntıyla da karşılaşıyorum. O esnada direkt kriz yönetimi oluşturuyorum. Belki o benim yaşam kabiliyetim. Kriz yönetimimi oluştururum, işime bakarım. Kimseyle işim yoktur. Kendi yarışım kendimledir.
rekabetim kendimle. Her zaman yarın ne yapabilirim? Bugün burada kaldı bu iş ama yarın bu işi nereye taşıyabilirim? Daha iyisine odaklanırsam bugünle ilgili yarına ulaşmak adına bir gelişmeye, değişmeye doğru yol alıyorum. Doğal olarak benim öyle işte hani kuaföre gideyim, saçımı kestireyim yahut işte kendimi müziklerden müziklere uğrayayım, bir melankolik yaşamın içerisinde bulayım gibi hiç öyle bir duruma düşmedim. Yani Allah büyük acılar vermesin tabii ki. Belki hani onunla da ilgili ama baş edemeyeceğim hiçbir şey yok. Mutlaka bir çaresini bulurum. Yani her zaman bir B planım vardır. Kendimi hazırlıklı tutarım. Velev ki hazırlıksız yakalandım, olacak olan olur. Peki pişmanlıklarınız var mı? Geçmişe dönmek şansınız olsa neleri değiştirmek isterdiniz? Ya da bunu yapsaydım daha iyi olurdu dediğiniz bir şey var mı aklınızda? Kaldı mı? Hiç o kafada bir insan değilim. Yani o zihniyette hiç olmadım. Keşkelerim şu şöyle olaydı, bu böyle ol. Geçmiş geçmiştir. Bitti. Önümüzdeki maçlara bakalım. Hep o mantalitede hareket ettim. Çünkü o kısım sadece bana tecrübe olarak fayda sağlıyor. Yani bazen ne yapmalıyımı bilemeyiz ama ne yapmamalıyımı bilirsek rotamızı daha güzel belirleriz diye düşünüyorum. O anlamda bir pişmanlığım olamaz. Çünkü velev ki bir başkasının olumsuz olarak değerlendirdiği benim hayatımdaki herhangi bir olay. Benim için tecrübe, onu ben yaşıyorum. Bana öğretisi çok. Ben ondan yani bir olumlu ya da olumsuz herhangi bir olaydan cebime, heybeme ne koydum, yoluma neyle devam edeceğim o açıdan bakıyorum. Onu bir zul olarak görmüyorum. Yani tühleni vahlanacak bir olayım hiç olmadı. Yani iniş çıkışlar hep yaşıyoruz. Ama dediğim gibi öyle kolumu kanadımı kırıp da bir yere kenarıya çekileyim de ahlanıp vahlanayım gibi bir elbise hiç bana göre değil. Yani hiç benim ruhumun elbisesi değil o. Hocam programın da sonuna geldik. Son sözlerinizi alalım. Neler söylemek istersiniz? Çalışmaktan vazgeçmesinler. İster sporcu arkadaşlarımız, ister kendi yaşımdaki kendi arkadaşlarım, kadın ya da erkek arkadaşlarım. Hayatlarından neşe de hiç yitmesin. Hayat kısa, sanat uzun, spor uzun. Allah iyilik, hoşluk versin. Olacak olan olur, su akar, yolunu bulur. Yaşamaya kendi neşeleri, heyecanları doğrusunda devam etsinler. Çok keyifli ve güzel bir sohbet oldu. Ben kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Sıcak ederim. Ve ilginizden dolayı. Buradaki bütün öğrenci arkadaşlar, işte hocalar, görevliler bize çok yakın ilgi gösterdiler. Dediğimiz gibi biz de biraz duygusallık yaşadık kendi okulumuzda. Sizin adınıza sevindim. Böyle bir program çekmek. Çünkü ne kadar hissimiz varsa o kadar insanız aslında. Yani varoluşumuz hisle bizim. Yani hissimizi yitirdiğimiz anda insanlığımızı da yitirmiş oluyoruz. Ve o anlamda bu hislerle böyle bu tazelikte buluştuysanız kendi adıma ben de mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Spordayımın bu haftaki konu Rabia Özışık'tı. Şimdi ise Bana da Öğret kısmına geçiyoruz.